Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Koroner bypass ameliyatları çok gündemde. Koroner bypass ameliyatının olması gerektiğini kişilere göre siz söylüyorsunuz ama en çok stent mi bypass mı tartışması gündemde. Hangisi daha çok öncelik diye sorsak şimdi size? Şöyle, yani hastaya anjiyo yapıldıktan sonra anjiyo yapan kardiyolog arkadaşlarımız, onlar bakıyorlar. Gerektiğinde zaman biz de çağırıyoruz. Biz beraber bakıp inceliyoruz. Tabii stent mi bypass mı, burada bazı kriterler var. Damar yapısının uygunluğu. Eğer uygun ise genelde önce kardiyologlarımız genelde bir stente yönelik düşünüyorlar. Acaba biz buna stent takabilir miyiz? Hakikaten çok uygun stent vakaları var. Çok damar yapısı çok kısa bir segment. Darlık biçimi daha uygun. Tek bir yerde var. Tek bir damarda var. Bir iki damarda var. Çok yaygın değil. İşte çatal yerinde mi o var? İşte ana damarın çıkış yerinde mi var? Bunlar çok faktörler var karar vermede. Genelde işte kardiyologlarla beraber biz karar veriyoruz. Diyoruz ki bu stente uygun. Stentten fayda görecek diye düşünüyorsak öncelikle stenti tercih ediliyor. Ama bazen çok işte ana damarında oluyor, ana damarın çıkış yerinde oluyor, birkaç yerde oluyor, birkaç damarda oluyor. İşte hepsine stent koymak falan bazen sıkıntılı. Damar yapısı çok uygun olmayabiliyor, ince olabiliyor. Bir bunlara bakıyoruz. Bir de hastanın genel durumları falan da önemli. Çok yaşlı, çok ameliyatı kaldıramayacak durumda hastalar ise genelde onları biraz stente yönlendirmeye çalışıyoruz. Ama yani genelde ikisinden birisine karar veriliyor. Demek ki yani kardiyolojinin ve kalp damar cerrahının ikisinin beraber kararı bu. Peki karar verildikten sonra hastaya anlatılıyor. Hastaya anlatılıyor durum. Genelde işte dediğim gibi stent yapılır ise stentlerin tabii işte takip ediliyor. Stentlerin daha sonradan tekrar bypass'a dönme durumları var. Yani çünkü son yıllarda stent teknolojisi de gelişti. İşte ilaçlı stentler, ilaç kaplı stentler, bunlar tıkanma oranları, daralma oranları azalmakla birlikte yine de 6 ay içerisinde böyle %10-15 en az bir tekrar bu stentlerin daralma ve tıkanma riski var. Onun için bunların da sıkı takip edilmesi gerekiyor ve ileride bunlar tekrar baktık daralıyor. Yani tekrar stente denenmekle birlikte genellikle bypass'a dönme oranları oldukça yüksek. Bypass yaptığımız zaman da yani biz bütün tıkalı damarları mümkün olduğu kadar hepsine bypass yapmaya çalışıyoruz. İşte meme damarını kullanıyoruz, koldan aldığımız, bacaktan aldığımız damarları kullanıyoruz. Bypass yaptıktan sonra da bizim de tabii yaptığımız bypassların yıllar içerisinde, 10 yıl, 5 yıl içerisinde onların da tekrar daralma, tıkanma oranları var, belli bir oranları var. Ama sonuç itibariyle bypass yaptığımız hastalar genel olarak şikayetler en azından azalıyor. Kriz geçirme riski azalıyor. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış, hem şikayeti azalmıyor ve kalp krizi geçirme oranları oldukça azalıyor ve sonuçta hastalarımız oldukça fayda görüyor bypass'ta yani. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.